gelecek. Diyeceksiniz ki ya ayakta ne işi var ülkenin, otursunlar. Hayır, onlarda da bir yasa var. Emeklilik yasasının yükseltilmesi, yasa hazırlanıyor, emeklilik yaşının yükseltilmesi. O yüzden Fransa'da insanlar ayakta. Fransızlar bir kez daha emeklilik reformu için yürüdü. Polisin müdahalesi yine sert oldu. Göstericiler yerlerde sürüklendi. Göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale edildi. Fransa günlerdir emeklilik protestosuna hazırlandı. Milyonlar sokağa döküldü. Meşaleler yakıldı. Hükümet karşıtı sloganlar atıldı. Yollar kesildi, trafik kilitlendi. Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkartan yasa 14. kez kitlesel gösterilerle protesto edildi. Eylemciler Paris 2024 Yaz Olimpiyatlarının genel merkezini işgal etti. Sendika liderleri emeklilik düzenlemesine karşı protesto düzenlemek için Paris'teki Ulusal Meclis binasının önünde toplandı. Başkent Paris ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren ulaşımda sıkıntı yaşandı. 1 milyon kişinin katıldığı tahmin edilen gösteriler için Paris'te 4 bin, ülke çapında 11 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Şimdi geldik yine bir mesela, bu sefer siyasetin dışında bir sorun. Ömer Bey göndermiş. Diyor ki taşerondan kurtaracağız denilerek kandırılan belediye çalışanlarının aldıkları maaşlar eridi. Ama ülkede asgari ücret, memur, emekli maaşı konuşuluyor sadece. Haber kanalları bile iki kelam etmiyor. Bu kafayla bu ülkede umut yeşermez demiş, bir mesaj atmış. Altına da dilekçesi var. Biz de onların sesi olalım, duyuralım. Peki geldik. Şimdi bakın deepfake'den bahsediyoruz ya, deepfake. Çok konuşulmuştu seçim öncesi. Yani nedir? Derin internetten bahsediyorum. Üç kağıt çalışmalar, yalan dolan, sahtekarlık. Böyle bir Türkiye'de de konuşuldu bu. Seçim öncesinde de yapıldı zaten öyle deepfake'ler. Şimdi Putin konuştu ve OHAL ilan etti. Ama aslında konuşan Putin değildi. Deepfake bu kez Rusya'yı karıştırdı. Hackerlar Rus devlet televizyonunu ele geçirdi. Putin videosuyla olağanüstü hal ilan etti. Ruslar büyük panik yaşadı. Rusya'da yayın yapan radyo ve televizyonların yayını bir anda kesildi. Ekrana devlet başkanı Putin geldi. Ulusa seslendi. Ukrayna birlikleri Washington'ın rızası ve desteğiyle Kursk, Belgorod ve Bryansk'i işgal ediyor dedi. Seferberlik ilan etti. Подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам нужно будет объединить все силы российские. Ancak video deepfake teknolojisiyle üretilmişti. Yani sahteydi. Ama kesinti yarım saatten fazla sürdü. Görüntüleri izleyenler panik yaşadı. Video gibi işgal de gerçek sanıldı. Yaşanan panik Kremlin'i harekete geçirdi. Önce görüntülerin kesinlikle Putin'e ait olmadığı duyuruldu. Açıklama yeterli olmadı. Sözcü Dmitri Peskov sahneye çıktı. Olayı hackerlar tarafından yapılmış bir operasyon olarak nitelendirdi. Soruşturma başlatıldığını açıkladı. Belgorodskoy, Bryanskoy oblastey moim ukazom введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации. Yani gerçekten vay arkadaş be, bayağı da benziyor ya.